Efendim herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün FIFA 21'de Fenerbahçe kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antrenman günü gelmiş arkadaşlar. Biz 13 maç yapmışız. 13 haftayı geride bırakmışız. Biraz seyrek oldu FIFA videosunun gelmesi. Kusura bakmayın. Fakat elimden geldiğince sıklaştırmaya yine çalışacağım. Şimdi devam diyelim. Ligde dolu dizgin devam ediyoruz biliyorsunuz. Kafayı yiye yiye gidiyoruz. Ofise bir uğrayalım bakalım. Ofiste yine bize bir bildirim var. Genç futbolcu. Bak burada bazı futbolculardan bahsetmiş. Ha, genç takıma bir gidelim. Bunlar kim abi? Şöyle bir bakalım. Geç abi şöyle. Yeteneklerini şuradan kontrol ede ede bakacağım. Geç abi, bunu da geç. Agresiflik falan, bu da gerçi değişikmiş ha. Oo bak, hızlanması 73. Sprint 68. Kaç yaşında bu? Daha 15 yaşında. Potansiyel 76 ile 84 arası görünüyormuş. Şuna bakalım. Oo kral. Bu ne lan? Potansiyel 58-64 görünüyor. Denge, hızlanma gayet iyi görünüyor aslında. Ama driblingi düşük. Pas, şut. Evet bunlar düşük. Evet. Bunlar fiziki özellikleri de. Bakalım. Burada bir de şöyle bir futbolcu var. Bu da... Bak aslında şurada bize biraz göstermiş. Kaleciden herhalde ümitli. Bize bunu öneren delikanlı. Ve şu. Sol açık. Şöyle tekrar bakalım. Hızlanması falan iyi. Okey. Falsosu da fena değilmiş bak. Kısa pas falan düşük. Bunlar gelişir arkadaşlar. 76 ile 84 arası. Neyse. Şu an içlerinde benim çok dikkatimi çeken olmadı ama ara sıra burayı kontrol edeceğim. Çok fazla beklemeyelim artık. Karagümrük maçına doğru gidelim. Hatırlayacaksınız. Şeyi transfer etmiştik. Thiago Almada'yı. Ondan sonra Almada daha takıma gelir gelmez hepsinin içinden geçmeye başladı. Almada benim yani fixed, hiç değişmez. FIFA'ya başladığım anda, kariyere başladığım anda asla değiştirmeyeceğim bir futbolcu. Ara sıra tabii ki Mesut oynatacağız ama Mesut'u ben dinlendire dinlendire oynatacağım arkadaşlar. Mesut'u dinlendireceğim bol bol çünkü full oynatmazsam vallahi kalkar benim içimden geçer yani. Hocam beni niye oynatmıyorum falan. Takım içerisinde huzursuzluk istemem. Evet, mücadele başlıyor Fenerbahçe. Mücadeleye başlıyor. Kadıköy'de çok güzel bir gün. Thiago Almada Pelkas'la oynadı. Pelkas baktı şöyle bir geçti kendi. Bıraktı içeri. Vallahi gidiyorum ha. At oğlum sağa. Çok güzel. Right offside Samuel. Çekti topu. Battı takım arkadaşlarına. Şimdi Ozan Tufan. İçeri tek top. Ah geçmedi. Thiago Almada. Kendisi çok teknik bir futbolcu. Aferin oğlum, kaybetme. Ozan. Baktı takım arkadaşlarına. Kimseyi göremedi. Kendi oynadı. Şimdi bıraktı içeri. At sola. Hadi be oğlum. Güzel at çupası. Çalıştık bunları. Bunlara çalıştık. Pelkas orada savunmasına yardımcı oldu. Pelkas. Lan geçen hafta ne sakatlandı çocuk. Vallahi Allah korudu ha. Gerçekten çok kötü bir sakatlık geçirdi. Allah hiçbir futbolcunun başına öyle bir sakatlık vermesin arkadaşlar. Thiago Almada. Thiago Almada. Bir anda süratlendi. Kaleci karşısına alıp şut atmak istedi ama biraz uzak mesafeden vurdu. Biraz uzaktan vurdu. Yine yeni transferlerimizden Tavares'de. Teknik direktör Tunat Oygün'ün çok... umutlandığı bir futbolcu diyebiliriz. İleride onu çok iyi fiyata satacağız arkadaşlar. Tavares. Çok süratli bir futbolcu. Sol taraf oynadı şimdi Pelkas. Pelkas baktı şöyle takım arkadaşlarına. Orta alandaki Ozan Tufan oynadı. Ozan tek top oynadı. Almada mükemmel döndü yine. Baktı şöyle bir yapmak istedi. 2'ye 1. Oha oğlum, adam içimi resmen okudu resmen ha. Belki soldan gidip koşabilirdim lan. Nereden biliyorsun oraya gideceğimi? Helal olsun. Oo çok güzel top attı bu tarafa. Gökhan karşıladı şimdi Borini'yi. Bakalım nasıl bir taktik izleyecekler. Eyvah, kötü geliyorlar. Aferin Altay. Genelde geldikleri zaman gol oluyor ha. Dikkatli ilerlemek lazım. Serdar Aziz. Şimdi pas yapıyor Fenerbahçe. Gökhan. Oynadı Ozan'la. Ozan oynadı şimdi Almada'ya. Almada'yı gördüğünüz gibi geriye girip top alıyor. İrfan Can. O da sakatlıktan döndü. Şimdi pasını attı. Thiago Almada çok süratli gördüğünüz gibi. Yukarıdaki boşluğu gördü. Samatta. Mükemmel bir gol. Samatta. Muhteşem bir gol attı. Fenerbahçe taraftarlarını ayaklandırdı. Dakika 18. Yalnız Thiago Almada var ya, şiir gibi top oynuyor. Yani topu alır almaz bir anda ekart ediyor. Görüyor musun? Bak Samatta'ya ben inandım. Verdim ona o formayı. Geldi hocasına sarıldı. Severim böyle adamı. Thiago Almada yine mükemmel iş yaptı orada. Samatta da gerçek kimliğini sonunda Fenerbahçe taraftarını göstermeye başladı. Aferin oğlum. İnşallah gerçekte de seni böyle görürüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
Ozan Tufan ön alanda baskı yapıyor. Şimdi Pelkas'ın o tarafta top. Sarıgül oynadı Castro'yla. Fenerbahçe Kadıköy'de taraftarını memnun etmeyi başardı. Dakika 18'de attığı golle. İrfan Can orada savunmasına yardıma geldi. İrfan müdahalesini yaptı ama geçmedi top. Gökhan, Serdar Aziz maşallah diyoruz. Atilla Zalai geldiği günden beri kendisini mest etti. Mest ettirdi bütün Fenerbahçe taraftarına. Bravo Zalai, bravo. Man, ne top oynuyor maşallah çocuğa. Ne top oynuyor be. Çok rahat, 20 milyon euroları çok rahat görür yani o adam. Çok rahat görür arkadaşlar. Stoper çok önemli çünkü artık günümüz futbolunda ve böyle iyi kaliteli stoper bulmak zor. Baksanıza Liverpool bile sakatlık problemleri falan filan derken. Bak yukarıda boş. Aferin oğlum sana Tavares. Çok süratli. Çok güzel aldı önüne. Bıraktı. Çok güzel. Hocam foul hocam. At yukarı. Lan oraya değil lan. Ozan sık bakayım oğlum. Ulan be. İyi vuruş topa. Faulü vermiş ben anlamadım bile. Vurdurma. Aferin Serdar. Serdar geldi oraya hemen. Gerçekten çok güven veriyor. Thiago Almada. Bir anda çekti yine topu sağ tarafına. Attı pasını. Lan pasını at be. Yanlış tuşa bastın ha. Tüh. Bir anda dönüşünün ne kadar iyi olduğunu fark ediyor musunuz arkadaşlar? Anında mesela yönümü çevirdiğimde tam zıttına. Çok hızlı dönüş yapabiliyor ve direkt beynini yakıyor yani rakibin. Gökhan orada kaçırdı rakibini. Tehlikeli olabilirler. Gökhan gir araya. Aferin oğlum. Şimdi dikkatli çıkması lazım Fenerbahçe'nin İrfan Can. Pelkas'ı gördü sol tarafta oynadı Pelkas'la. Pelkas baktı takım arkadaşlarına. Şimdi orada Samatta'yı gördü. Samatta kendi... Bak bu yapamadı gördünüz mü mesela? Aynısını ben şeyle yapıyorum. Az önce bahsettiğim konu. Thiago Almada çatır çatır dönüyor yani olduğu yerde. Right Osay Samuel. Bıraktı şimdi Samatta'ya. Samatta da pasını attı. Ama geçmedi orada. İyi düşündü Samatta. Pası geçmedi. Serdar vurdurma oğlum. Yine araya girdi Serdar Aziz. Gerçekten oyunda bayağı iyi. Ozan Tufan. Thiago Almada baktı şimdi takım arkadaşını. Şimdi oraya mükemmel. Oha ebenin. Bak kötü konuşurum ha. Tamam yine de gol attın. O yüzden senin bu pasını görmezden geliyorum. Lan ne biçim pas attı ya. Samatta ne yaptın abim? Fenerbahçe kendi evinde sonunda istediği skoru dakika 18'de yakaladı. 1-0. Hemen gole mi? Yani maça golle başlamak istiyorduk. Onu da başardık. Adem'i diyor lan. Aa Fenerbahçe bizim Adem'i ne yapıyorsun sen orada? Git orada kal sen gelme ya. Ne kadar kötü çıktı. Frey'i gönderdik daha kötüsünü aldık ya. Gerçi ona da bir şey diyemezsin. O bir deneme transferi oldu hani Kemal Adem'i. Belki ileride tekrar toparlar ne bileyim yani. At oğlum sola. Mükemmel çıktık yine oradan. Bak İrfan'ın attığı pasa bak abi. Dimitris Pelkas. Fenerbahçe'nin muhteşem çocuğu. Mükemmel bir çalım. Dimitris Pelkas. Üstüne vurdu. Tek top vur oğlum. Aman be. Ulan var ya plase yerine dam diye vursaydım belki gol olma ihtimali daha yüksekti chat. Yine chat dedim. Üzgünüm YouTube. Vur oğlum kafayı. Olmadı yine. Çıkart dışarı. Tek top oyna dışarı. Heh. Bak şimdi bak. Osay Samuel. Baktı takım arkadaşlarına kimse yok. Önü kapandı. Bak dedim ama. Ya acı burada maç bitmez hocam. Ne yaptın? Allah'ını seviyorsan ya. Ya nasıl bir hoca bu? Şurada maç biter mi arkadaşlar? Siz söyleyin. Eyvah. Pozisyon tekrarına girdik abi. Şurada FIFA'nın müziklerinden acilen kurtulmaya çalışıyorum telif yememek için. FIFA çünkü hiç üşenmiyor. Telifi direkt yapıştırıyor. Müzikleri kapatıyorum ama buradaki müziği kapatamıyorum bir türlü. Maç arasındaki müzik kapat seçeneğini bir türlü bulamıyorum. Bütün ayarlara giriyorum. Oyundan çıkıp oyun içerisinden bakıyorum. Dışarıdan bakıyorum. Oradan bakıyorum. Buradan bakıyorum. Biraz da şuradan bakıyorum. Bir de buradan bakıyorum. Yok. Müzikleri kapatamıyorum. Bas oğlum. Yine savunmada Allah'a emanetim. Zalai. İrfan. Yalnız bir tane daha sıkmamız lazım arkadaşlar. Hani maçı biraz garanti alsak fena olmaz. Biliyorsunuz bunlar geldiği zaman gol atma ihtimali çok yüksek oluyor. O yüzden bir tane daha sallamasak sorun yaşayabiliriz. Zalai aman oğlum aman. Bindir bakayım soldan. Heh. Tavares. Attı şimdi pasını bak koşu yaptı gördün mü? Pelkas'tan muhteşem bir pas attı Tavares'e. Yürü oğlum. Hadi be. Tavares çok süratli gerçekten ama top bir tık ileri gitti be. At sağ tarafa. Bırak oğlum sen de. Sen de bırak. Almada. Vur oğlum. Yine top ayağına yapıştı resmen. Dakika 55. Mesut Özil'i taraftarlar görmek istiyor. Şöyle bir şey yapacağız.
Almada'yı çıkartmıyorum gördüğünüz gibi. Bright Osay Samuel yerine Mesut'u koyalım. Soboşluğa'yı da gelsin Ozan Tufan yerine. Orada oynayacaksın artık, yapacak bir şey yok. Ve Valencia oyuna dahil oluyor. Sol tarafta Pelkas. Yazık çocuk, yorulmasın abi. Sol açıkta oynasın. Aslında ne oldu lan böyle? Tek top. Sen de tek top. Bak bak bak. Sala lan be, sal be. Sağ taraftan koşu yapıyordu yine Osay Samuel de. Olmadı. Gel gel topa gel. Pelkas. Geçen hafta sakatlandı biliyorsunuz. Geçen maçta daha doğrusu. O yüzden psikolojik olarak onu çıkartmam gerektiğini hissettim. Oyunda da çıkarttım. Daha doğrusu çıkartacağım inşallah. Ne yaptın lan? Zalai. Offside, offside, offside. Vallahi yok offside. Abi ben bu oyunu biliyorum ya. Yiyeceğim ben golü, biliyorum. Abi nereye gitti şu şey? Zalai da son anda geldi de herif Meriza pas attı. Serdar abi bakın ya. Vay arkadaş, olacak iş değil. Ben yani savunmayı bir türlü yapamıyorum ya. Mesut gerçekten çok sıkıntılı bir süreçte denk geldi oyuna. Ne güzel, 1-0 öndeyken alacaktık. Mesut rahat rahat oynayacaktı ya. Mesut oynadı şimdi. Samatta. Samatta kendi gitti. Çekti topu. Samatta. Allah seni kahretmeye ya. Alın. Lan sal işte içeriye abi. Sal işte ya. Bastım lan. Vallahi yine berabere ya. Şşt. Oğlum o ne biçim top? Nasıl bir pas lan bu? Sırf yapay zeka diye atıyor ha. Gerçekten atamadım öyle bir pas. Gökhan güzel kapattı bu sefer önünü. Bu sefer güzel kapattık. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Abi kaleye gelecek her top gol olacak gibi hissediyorum lan. Çok korkuyorum. Altay niye bu kadar kötü ya? Atsa. Thiago Almada rakibini aldı karşısına şimdi. Bir anda döndü yine, bakın en iyi yaptığı işlerden bir tanesi. Şimdi yine çekti topu aşağı. Atmasın oğlum. Bir tık niye geç kalıyor anlamadım. Thiago'nun atı önüne. Thiago Almada. Yap bunu oğlum. Thiago Almada. Arjantinli Fenerbahçe'yi taşımaya devam ediyor. Thiago Almada. Dakika 69'da Fenerbahçe'yi 1-2-1 öne geçiriyor tekrar. İlk golünde asistini yapmıştı, hatırlayacaksınız. Samatta'ya güzel bir gol pozisyonu hazırlamıştı. Almada Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor. Aferin sana çocuk adam. Aferin sana. Çocuk adam Almada. Helal lan. 19 yaşında bütün Kadıköy'ü kendisine hayran bırakan bir Arjantinli'den bahsediyoruz. Keşke gerçekte de gidip onu bir şekilde getirebilsek. Bak şu Adem'ye basın abi. Heh, zaten bu balta hiçbir şey yapamıyor, tamam. Samatta. Samatta diyorum. Valencia ya. Ne var? Heh. Ne Samatta'sı? Sağ tarafta büyük bir boşluk var. Şimdi topla buluşan Thiago Almada. Gerçekten muhteşem bir futbolcu. Mesut Özil. Mesut Özil. Mesut. Mesut Özil. Biraz uzaktan vurmayı tercih etti. Yine güzel bir gol atmak istedi. Ne kadar iştahlı görüyorsunuz bakın. Sakatlanmadan önce gerçekten umut vaat ediyordu ama son maçlarda kötüydü lan. Vur oğlum o kafayı. Vur be oğlum be. Gel öne doğru. Bırak yani. Bir tane daha atmam lazım ya. Çünkü yiyeceğimden adım gibi eminim. Ben yiyorum abi gol. Ben gol yiyorum. Allah. Çıkart abi. Sen de bırak. Hadi be. Bas oğlum bas. Aferin sana. Aferin lan Samatta. Gel abi gel, pasa gel. Soboşluğa'yı. Bıraktı şimdi. Mesut döndü topla. O da döndü. Bıraktı. Vur oğlum. Anam ne güzel bıraktı lan sol köşeye. Valencia'ya bak sen. Sol ya, yerden valla bıraktım. Ben beklemiyordum öyle bir şey. Vur abi. Vur. Ne biçim şu top. Ne biçim. Böyle mi anlaştık? İndir indir şunu. Lens bir daha. Oğlum Fatih Karagümrük de miydi lan bu ya? Ha doğru. Aynen oradaydı. Doğru oradaydı. Aferin sana oğlum ya. Yap 2'ye 1'ini. İşte böyle. Yürü abi. Tavares. Bırakırsa tehlikeli. Mükemmel. Pasını atarsa tehlikeli olabilir. Geçmedi. Geçmedi orada. Samatta iyi düşündü ama maalesef geçmedi. Baskısı devam etti. Kazandırdı topu. Mesut. Mesut. Oha hocam. Oha. Hiçbir şey yok. Oyna. Mesut hadi lan birazcık kendine gel ya. Mesut'cum. Ne oldu? Ana bir sakatlık var. Ne oldu lan? Kime ne oldu orada? Vallahi hiç farkında değilim arkadaşlar. Birini orada ezdiysem yediysem. Aa bununla mı sakatlan? Ne sakatlanmış? Sakatlanmış. Al. Al vereyim topu. Aa burada zoraki kılıyor. Çok güzel. Ben yine verecektim ama bana sunmadı seçeneği. Güzel, aferin FIFA. Aferin.
Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Vurdurma oğlum. Ben de Aferin sözüm sende. sana. Aferin sana. Gökhan Gönül gerçekten yaşlı kurt. Yaşlı. Mesut Özil. Baktı şimdi takım arkadaşı Samatta'yı Valencia. gördü. Samatta çekti aşağı topu. Sol tarafta Valencia. Oyuna Valencia. girdi ama henüz bir etkinliğini göremedik. Valencia şimdi bıraktı Mesut'a. Özil. Mesut çekti. Bıraktı önüne. Tam Mesutluk pas bunlar. O da pasını attı. Boş kaleye. Golü atmak kaldı sadece Samatta'ya. Muhteşem bir Fenerbahçe organizasyonu izledik. Mesut Özil yine sol taraftan bindiren Valencia'yı gördü. Valencia da bencillik yapmadı ve takım arkadaşı Samatta'yı golle buluşturdu. Muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol. Gerçekten hazırlanış itibariyle yine Mesut'un önderliğinde muhteşem bir gol buldu Fenerbahçe. Artık güle oynaya maçı tamamlayabiliriz. Dakika zaten 90'da attık arkadaşlar. Samatta'yı da gol krallığına falan oynatıyoruz bayağı bayağı. Samattacım sonunda şöyle beklediğimiz bir Samatta oldu. Hadi hemen bir sonraki maça geçelim. Şu kısmı hemen hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Basın toplantısı da yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü takım zaten kazandı. Maç sonu röportajına gerek yok. Hemen gidelim bakalım bir sonraki maçta kimle oynayacağız. Galatasaray deplasmanda Sivas'la oynuyormuş bu arada. Merak ettim o maçı. Oğlum Galatasaray niye hep benden bir hafta önde be? Şöyle hızlı hızlı gidelim. Ya biliyorsunuz ben normalde liderdim. Kalktım bir simüle ettim maçı. Abi bir simüle ettik. Sonra şey nedir o? Aptal aptal maçlar kaybettik yani. Saçma sapan maçlar kaybettik. Böyle otomatik de iyi ya. Böyle gelişiyorlar vallahi. Gelişsinler. Gelişin oğlum gelişin. Kimle oynuyoruz şimdi? Antalyaspor'la oynuyoruz deplasmanda. Bu maçı almazsak olmaz. Basın mensupları basın odasında toplanıyormuş. Siz toplanın abi. Bir bildirim var bakalım. Bunlar gitmişler. Okey. Okey. Okey abi. Hadi maça gidiyoruz. Hadi maça gidiyoruz. İlk 11'i değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Podolski. Abi bu Podolski de Fenerbahçe'ye oynuyor ya. Bu Podolski Fener'e oynuyor abi. Gerçekte. Yani cidden Fener'in belalısı ya. İşte görüyorsunuz Samatta gol krallığını oynuyor. Teknik direktör Tuna Toygun ona güvendi. Bakalım bu maçta da etkinliğini gösterebilecek mi? İrfan Can'ı da gördük. O da ligin flash transferlerinden biri oldu. Fenerbahçe yine transfer şampiyonu olarak girdi. Umarım lig şampiyonu olarak bitirir bu sefer. Çünkü transfer şampiyonluğunun bir önemi yok. Basın oğlum, basın basın. Antalya bak sen nasıl böyle topa şey hakim başladı. Şşt. Allah. Aferin sana be. Kim lan o? Bak bak İrfan gördün mü? Ne güzel soktum araya onu. Samatta tarih yazma yolunda diyor. Vay anasını lan. Vay anasını sen Samatta'ya bak. Tarih yazacak. Vurdurma oğlum. Vurdurma vurdurma. Vurdurmayın lan. Ya abi ben söylüyorum ya bak. Çok salak goller ya. Vallahi bak geldiklerinde adamlar geldiğinde direkt gol olmaya oynuyor ya. Şey gol olmaya götürüyor FIFA bu pozisyonu. Şu gole bir bakar mısınız ya? Bak. İzleyin abi. Ya Altay sen ne yapıyorsun ki yani? Bu nasıl gol ya? Bunlar niye vurduruyorlar abi? Şu niye bak gelir gidiyor? Ula Altay be. Çıkartırsın şunu. Gerçi çok yakından vurmuş. Tamam da. Yine vallahi mağlup. Deplasmanda mağlup başladık ya. Thiago Alma da kendi gitti. Çok sinirlendi gerçekten yediğimiz gole. FIFA'nın suçu olduğunu düşünüyor. Sakin ol Almada, sakin ol oğlum. Alırız biz bu maçı. FIFA'ya rağmen alırız. Ya orada şey dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama Serdar Aziz aptal gibi koştu gidiyor ya. Yapay zekası sıkıntılı bu oyunun bence. Kimse pese bok atmasın abi. Bu da iyi değil. Bu oyun da iyi değil. Lan ne güzel oynuyorlar. Bas şunun ağzına ya. Alamıyorum topu anasını satayım. Yürü Pelkas yürü. Bak koş oğlum koş. Ya abi aşağı koşu yapsana ya. Ulan şöyle çizgiden gidecek anasını satayım ha. Biraz sıkıntılı bir tip herhalde. Oğlum ver şu topu bana FIFA. Alacağım şu topu. Her topa müdahale ettim. Top bende kalmadı. Lan ne kötü bir pas attı. Pelkas'la orada. Samat'la anlaşamadılar ama Samat'la yine de tarih yazma yolunda gidiyormuş arkadaşlar. İrfan Can. Baktı takım arkadaşlarına. Thiago Almada'yı gördü şimdi. Thiago Almada. Bir anda çekti yine topu. Oynadı şimdi sol tarafta. Pelkas'a gelmedi. Oğlum adamlar ne güzel önde basıyorlar ya. Bas şuna bas. Gel geri. Gel geri Zalay. Serdar. Zalay orada adamın. Lan Zalay bak. Başlatma ha. Serdar Aziz. Şimdi sol tarafta bir boşluk var. Attı Pelkas'a. Pelkas tek top yaptı. Çok güzel geldiler. İşte bu. İşte bu oğlum yürü. At pasını. Yap golünü. İşte bu.
Samat'ta tarih yazıyor. Pelkas Samat'ta ikilisi bu işi sonunda bitirdi. İrfan Can'ın orada muhteşem pası. Sonra Pelkas'ın mükemmel 2'ye 1'i. Orada 2'ye 1'i yapan da yine Samatta'yla Pelkas'ı değil mi? Aynen aynen. Pelkas ilk başta topu aldı İrfan'dan. Tek top oynadı. Samat da önüne bıraktı. Pelkas da topu sürüp tekrar Samatta'nın önüne bıraktı. Ve Fenerbahçe muhteşem bir gole imza attı yine. Bravo çocuklar. Bravo oğlum. Samatta yine boş geçmedi. Tarih yazma yolunda gidiyormuş Samatta. İyi paraya satarız biz bunu arkadaşlar. Gerçekten iyi paraya satarız. Şöyle bir iki sezon falan kalsın bakalım ne hale geliyor. Girdi araya şimdi İrfan Can. Eyvah, şunun önüne salabilseydim var ya. Olmadı. Tavares orada yine tek top yaptı. Nuri Şahin. O da dünya starı biliyorsunuz. Real Madrid, Liverpool büyük bir kariyer. Şimdi Antalya Spor'un başarısı için mücadele ediyor. Sağda boşluk var, bıraktı şimdi Osay Samuel çok süratli. Çekti topu, şöyle bir baktı takım arkadaşlarına. Kendi gitmeye tercih etti. Bıraktı Samatta'ya. Samatta offside'dan çık oğlum. Peki. Al. Heh. Samatta döndü. Oo, penaltı. Penaltı abi, penaltı tabi. Vallahi aldık penaltıyı arkadaşlar. Hadi hayırlısı ya. Kim kullanıyor lan? Samatta yaptırayım da Samatta şeye gitsin. Bayağı gol kralına falan olmasın. Kim oyun kullanıyor? Zaten Samatta kullanıyormuş. Hadi lan gelin şu sağ tarafa vurasın geldi benim. Ha, şuraya şöyle vurayım. Şuradaki herisi de fotoğraf makinesi. Şuraya bırak abi. Garanti bırak lütfen. Allah kahretsin seni. Ya arkadaş ya. Vay anasını ya. Kaçırdık penaltıyı, iyi mi? Ya bu penaltılarda bir sıkıntılı abi. Seçiyorsun bir yeri, atıyorsun. Hani. Şansına kaleci bir yeri seçti mi oradan direkt kurtarıyor. Aynı yeri seçse de mesela gol olduğunu ben hiç görmedim. Aynı kaleci diyelim. Benim vurduğum yeri tahmin etti okey. Ama o top gol olma ihtimali de olabilir yani. Olmuyor abi bu oyunda. Belki de ben kullanamıyorum. Onu da araya sıkıştırayım. Bak bak, koştu oğlum, at önüne. La ona değil oğlum ya. Lan delirtme beni ya. Vallahi maşallah. FIFA yine bildiğimiz gibi. Benim istediğim hariç her şey olabiliyor bazen. Aferin lan sana. Bravo Ozan be. At şimdi Pelkas'ın önüne. La önüne be. Pelkas bıraktı şimdi pasını. Lan adamın üstüne koştum. Bende de hıyarlık var ha. Vallahi adamın üzerine koştum. Tüh. Mis gibi hata, yine yedik bitirdik. Aferin sana ya Tavares. Abi sen efsane bir futbolcusun ya. Sal abi önüne. Çok güzel. Bak bak, koşu yaptı. Vur lan, vurur mu? Yok artık, şu kadar boyu var yani o kalecinin önüne. Lan ne güzel, şurada penaltı atıp 2-1 öne geçeceğiz deplasmanda. Ah be Samatta'cım be. Lan nereye gidiyorsun abi, nereye gidiyorsun ya? Delireceğim. Bak Samatta'nın koşuyor bak. Üf. Samatta 2 oldu. Samatta, bakın gol sevincine bakın. Bakın gördünüz mü? Delirdi, delirdi. Kendi de delirdi. Gerçekten muhteşem bir gol geldi yine Samatta'dan. Tarih yazma yolunda ilerliyor diye biz demedik. Biliyorsunuz spikerler anlattı. Tarih yazmaya devam ediyor. Samatta deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Maşallah oğlum sana. Aferin. Aferin Samatta. Tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun lan Samatta'ya. Hiç bu kadar iyi performans göstereceğim aklıma gelmezdi Samatta'yla. Sal önüne. Ulan bir de asist yapacaktı az kalsın Samatta. Ne güzel koşusu vardı orada Almada'nın. Ulan bu nasıl bir top oldu ya? Ha güzel güzel. Biraz yüksek bir top oldu. İleri, bayağı ileri gitti top. Ama fena bir top oldu ha. Bir korkmadım değil. Şimdi Serdar sağ tarafta takım arkadaşı Gökhan Gönül'ü gördü. Gökhan. Gökhan bekliyor Osay Samuel belki gider diye. Zorla götürdü. Abi süratine bak şunun. Yap ortayı. Vur oğlum kafayı. Ya oğlum şu kafaları biraz daha garanti vursan be ya. Biraz daha garanti vur be. Samuel ne güzel oradan bindirdi. Mükemmel ha. Ben bu Samuel'i de çok seviyorum bu arada. Fenerbahçe'nin öyle bir futbolcu ihtiyacı vardı. Topu aldığı zaman taraftarı heyecanlandıracak. Topla dribling halinde çok iyi adam ekart edebilecek falan futbolcu ihtiyacımız vardı. Sonunda oldu. Ya yönetim bu sene çok güzel işler yaptı. Ben hoca dışında yönetimin 10 numara işler yaptığını düşünüyorum. Ozan Tufan. Bu takım bak, bu sene ligde şampiyon olsak da arkadaşlar, yani hoca sayesinde değil, ben size söyleyeyim. Bu takım kendi yani şampiyon olursa.
Yok, kazandığımız maçlardan Odell. sonra Erol Bulut falan filan diye düşünmeyin yani. Hamilton. Taktik maktik Tries to Erol win it Bulut'un back. hiçbiri yok abi. Takım üstünde hiçbir hakimiyeti yok maalesef. Ama normal yani, sen hiçbir başarısı olmayan böyle bir adamı getirirsen koyarsan oraya, yani ne Avrupa Ligi maçı var, ne ligde şampiyonluğu var, ne bir şeyi var. Yani geldi sırf eski Fenerbahçeli diye geldi herhalde, bilmiyorum ki. Eyvah eyvah. Serdar Aziz orada müdahalesini yaptı yine de abi. Yine de yaptı. Ne oldu lan? Ha, offside. Serdar. Bıraktı şimdi topu Ozan Tufan. Döndü şimdi orta alanda Thiago Almada. Bıraktı arkadaşı İrfan'a. İrfan içeri bıraktı. Çok güzel bir koşu yaptı yine Thiago Almada. Ulan oğlum, mükemmel bir müdahaleydi be. Dur bu arada yine Mesut'u alma vaktimiz geldi. Bu sefer Pelkas'ı şu tarafa alalım. Pelkas'ı sağa alalım abi. Samuel'in yerine Mesut'u alalım. Soboşlay'ı da İrfan'la değişsin. Bu sefer de böyle yapalım ha. Ulan herif 10 numara müdahale etti yalnız ha. Yoksa o top bizdeydi arkadaşlar. Dakika 56. Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor ama bir gol daha Fenerbahçe'nin işini çok rahatlatır. İrfan Can'dan yine sol kanada bir pas. Pelkas. Pelkas yine girdi içeri. Bıraktı İrfan'ın önüne, geçmedi. Çok akıllı. Gerçekten çok akıllı. Bravo lan Pelkas. Güzel bıraktı araya ama olmadı. Al geri abi. Ha, şöyle. Soboşlay. Bıraktı şimdi Mesut'a. Mesut. Bak, tek topu iyi yapsam var ya. Ne güzel paslaşmalar yapacağım böyle. Kafamda o kadar güzeldi ki kurmuştum yani. Bırak oğlum onu. At abi Mesut'a. Mesut Özil. Mükemmel bir gol. Mesut Özil. Oyuna girdi. Bütün Fenerbahçeliler onun ismini duyduğu anda bile İnanılmaz büyük heyecan duyuyor. Oyuna girer girmez golünü attı Mesut Özil. Bu gol size diyor. Muhteşem. Bakın. Kalitesini konuşturdu Mesut. Çekti topu sola. Muhteşem bir plase. Ölü noktaya. Kalecinin bu topa yapabileceği hiçbir şey yok. Mesut Özil'in imza golü. Abi süper ya. Lan ne güzel kesmiş ha. Tekniği falan 10 numara değil mi arkadaşlar? Lan adamsın lan Mesut. Vallahi adamın dibisin ha. Hadi bakalım. Şimdi dakika 62'de 3-1'lik skoru yakaladı sarı lacivertliler. Bakalım bu skoru korumayı başarabilecekler mi, yoksa daha üzerine ekleyecekler mi? Çok güzel. Lan Allah be. Topa müdahale etmek için basmıştım. Vallahi kaybettik aldığımız topu. Thiago Almada bugün çok fazla görünmese de yine varlığı yeter, varlığı, ufaklık. Ben kaleci alacağım arkadaşlar. Bir kaleci bana hiç güven vermiyor. Tek sıkıntımız bence Altay'dan yana. Bilmiyorum, hiç beğenmedim Altay'ı oyunda. Mesut Özil. Bıraktı şimdi sağ tarafta. Bright Osay Samuel. Yok, Pelkas ya. At abi. Öne doğru be. Öne doğru lan. Tüm tam ileriden kavisi istediğim gibi açamadım. Gerçi biraz erken. Biraz erken bastım, onu da söylemek lazım. Şimdi Almada. Almada'dan mükemmel bir hareket mi? Evet. Döndü, bak bak bak. Thiago Almada üstüne gitti. Üstüne gitti. Karşı köşeye doğru. Sert bir plase yaptırmaktı hedefim ama olmadı. Mesut mükemmel döndü yine. Bırakırsa tehlike, bıraktı son anda dokundu vallahi. Helal olsun lan. At abi. Sen de at. Şimdi Soboşlay'a döndü. Soboşlay üstüne gitti. O da oyuna girer girmez güzel bir şut çıkarttı ama üzerine gitti. Dur, bu Penza'yı alma vakti geldi. Fenerbahçe'de çılgın çocuk bu Penza oyuna giriyor şimdi. Samat da çok yoruldu. Bu hafta da bu Penza'yı izleyelim biraz. Gel bakalım deli olan. Bir siyahi çıktı Fenerbahçe'de, bir diğer siyahi girdi. Vur oğlum. Oo, güzel. Güzel. Serdar iyi oğlum, iyi iyi. Olsun, iyi. Denemeye devam. Bu Penza. O da benim ligde gerçekten en sevdiğim forvetlerden biri. İnanılmaz bir adam ya. Vallahi inanılmaz bir futbolcu. Yani Hatay nasıl gitmiş bulmuş, helal olsun abi. Scout budur işte bak. Ha? Scout budur arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Öyle bir adam bulup getireni. Gerçi bundan önce böyle bir kariyeri de yok yani arkadaşlar. Hani gitmiş İtalya liginde falan oynamış ama
Hani bundan bir eser yokmuş. Demek ki tuttu abi adamın buraya olayı. Ya arkadaş ya. Bak yine Podolski değil mi? Lanet olsun ya. Bu adam diyorum ya oğlum hep tutuyor yani, atıyor yani bir şekilde. Lan Podolski git buradan be. Dakika 81'de bak bizi diken üstünde adam top oynatacak bize. Mesut. Pas yapıyor Fenerbahçe. Şimdi sağ tarafta Pelkas. Tekrar Ozan'la oynadı. Orta alanda şimdi Mesut. Döndü sol tarafa. Soboşluğa iyi. Mükemmel bir pas mı? Hayır geçmedi. Geçmedi. Orada pas geçmedi. Tavares'in orada bir boşluk var. Hızla yerine dönüyor. Genç stoper. Ne stoperi? Sol bek. Şimdi Tavares karşısında. Şimdi göremedim. Neyse. Hızlı çıkabilirsek tehlikeli olabilir. Koş oğlum. At oğlum önüne. Yürü oğlum. Yürü. Yürü lan. İşte bu. Ozan Tufan. Ozan Tufan maçı bitirebilir ama olmadı. Ulan Ozan nereye vurdun ya? Maçı bitirebilirdin be oğlum be. Ulan maçı bitireceksin lan. Hiç sana yakıştı mı? Topa da iyi vurur bak. Şurada bitirecek maçı. Rahat rahat gideceğiz. Podolski dedim. Vallahi gol yedirttin bize ya Podolski'den. Bu Penza'ya gelmedi orada top. Mesut oyuna girer girmez muhteşem bir gol attı. Fenerbahçe taraftarının prensi diyebiliriz. Oh. Oh. Herifi orada yedim bitirdim ben. Kudryashov. Atuyas'ta kim lan? Atma önüne, attırma önüne. Eyvah, eyvah, eyvah. Bak yine geldiler abi. Abi adamlar her geldiğinde bir sıkıntıyla karşılaşıyorum ya. Vurdurma aslanım. Heh. Pelkas. Şimdi hızlı atak şansı olabilir derken Fenerbahçe deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrılıyor. Bakalım ligde durum neymiş? Bir gidelim. Lan valla korktum arkadaşlar. Adamlar geldiği zaman eğer ceza sahasına yakın bir yerde şey olursa, konuşlanırlarsa bir şekilde gol yiyorum ya. Yani defansı çözemiyorum açıkçası. Yapamıyorum. Bakalım ne oldu? Galatasaray yine kazanmaya devam ediyor. Bizim bir maç eksiğimiz var. Bu maçı kazanırsak 35 olacak. Yani 2 puan fark var Galatasaray'la aramızda sevgili arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Fenerbahçe dolu dizgin devam ediyor kariyerde yoluna. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol yorum bekliyorum. Like'larınızı esirgemeyin. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.